Ben seni arayacağım. Şu anda müsait değilim, oldu mu? Nasıl? Yani gördüğünüz şekilde çeşitimiz 236 çeşide ulaştı. Her zaman söylediğim gibi tamamen doğal yapıyoruz. Anadolu usulü. Son günlerde basından da izleneceği üzere kaya tuzunu attıktan sonra zararsız olduğu bilmem tıbben kabul edilmiştir. Kaya tuzunu faydalı da malum mineraller 236 çeşide ulaştık. Lezzetle beğeniyle yeniliyor. Tabi bu arada fasulye, pilav, turşu üçlüsü herkes tarafından beğeniyle yeniliyor. Daha renkli bir şey koyabiliriz. Ramazan boyunca klasik turşularımız daha çok satılmakta. Yani bunlar lahana, türlü, salatalık, biber turşusu. Neyin içine koyacaksın abone falan okuyun şey? He? Bir şey getirdim şu tabaklardan. Kuru fasulye ve pilavın yanında turşu ve turşusu olmazsa olmaz. Vazgeçilmez üçlü kuru pilav turşu. Afiyet olsun. 90'lı yıllarda bir arkadaşım bir turşu yapıp getirmişti bana. Çok beğenmiştim. Onun üzerine kendim yapmaya başladım. Baktım çok güzel oluyor. 90'lı yılların sonunda bir ara evimde 4 tane dolap oldu. Önüme gelen turşu yapmaya başladım. 2002 yılında da bunu ticarete çevirdim. İsabetli de oldu. Seviyorum. Bir şeyler üretiyorum. Bunun karşılığında da para kazanıyorum. Mutlu ediyor tabii bu bizi. Başlangıçta turşucu olarak başladık. Bir kuru fasulyeyi takmıştık. Daha sonra işte Antalya'nın sıcak bir iklim olması nedeniyle müşteriler bize o şekilde yön verdi. Restoranda ağırlık kazanmaya başladı. Şu anda Sulu Yemek Lokantası olarak, turşucu olarak çok beğeniliyoruz. 17 yılımızı tamamladık. Son 236 çeşit oldu. Yaklaşık burada içeride dışarıda gördüğünüz kavanoz 10.000'e yakındır. En çok beğenilen turşular tabii klasik olan turşular lahana, salatalık, türlü, biber bunlar en çok satılıyor. Ancak burada sarımsak turşusu, erik turşusu, armut turşusu, meyvelerden aklınıza ne gelirse, sebzelerden aklınıza ne gelirse. İşte Atopot her zaman ilginç yerini gündemde korumakta. Bıldırcın yumurtası, yumurta turşusu ilginç olarak
günden beri korumakta. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi her Ramazan'da özellikle iftardan bir saat önce kuyruklar dahi oluşmaya başlar burada. Turşu Ramazan'da da çok faydalıdır. Çok iyi bir probiyotiktir. Özellikle lahana turşusu. Bağırsakları çalışmasını düzenleyici. Ve son zamanlarda da tıbbın, ilmin kabul ettiği üzere kaya tuzu artık tansiyonu yükseltmeyen bir materyal, madde olarak kabul edildi. Artı vitamin, mineral yönünden çok zengin olduğu için herkes gönül rahatlığıyla tansiyonum var diyen dahi gönül rahatlığıyla turşularımızdan yiyebilir. El terazi göz kantar. Şimdi limonlu mu al, sirkeli mi diye sorarlar bize. Biz genelde limonlu yaparız. İklim itibariyle sirke fazla kullandığımız zaman Antalya'da erime yapar. Yaptığımız turşunun cinsine göre dozunu değiştiririz. Tuzunu fazlalaştırırız, ekşisini fazlalaştırırız. Lahana turşusu mesela hafif suyla olur. Kelek turşusu daha ağır suyla olur. El terazi göz kantar. Ama bu formülün en büyük sırrı gönüldür, eldir. Gönlünü vermeyen turşuyu yapamaz. Büyük beğeniler alıyoruz. Ben de yıllar önce yapmaya başladığım zaman böyle bir yeteneğimin olduğunu farkında değildim. Yani yumurtayı dahi yağda kırmazdım. Ama şimdi bunu gördüm ki bir yetenek varmış, bir el varmış. Yaptığım her şey çok beğeniliyor. 17 yıldır ben imalata girmeyi, toptana girmeyi düşünmedim. Çünkü toptana girdiğim zaman bu sihir bozulacak endişesindeyim. İmalat olduğu zaman sodyum benzoat ve potasyum sorbat devletin 1005 kabul ettiği ölçülerde katkı maddesi kullanılıyor. Bu da tadını da değiştiriyor. Aynı zamanda kanserojen. Ben bu yolu hiç tercih etmedim. Onun için butik yapıp satmaya devam ediyorum. İlgi tabii çok iyi. Anadolu'da yapıldığı gibi olduğu için, katkısız olduğu için ilgiden çok memnunuz. Vallahi geçenlerde bir müşterimiz kavanozdan karşısına oturdu. Büyük bir zevkle seyrede seyrede yemeğini yedi. Bu kadar keyif veriyor turşu. Fiyat aralığı kavanozlar 12 liradan başlıyor. En pahalısı ahtapot turşusu yukarıda gördünüz. 200 lira. Ne kadar sürede olgunlaşıyor turşular mesela bu? Bu turşunun suyu içilmez de diğerlerinin hepsinin suyu içilebiliyor. Bu nasıl tüketiliyor? Bu kavanozdan çıkardığınız zaman vantuzları seriliyor elle. Şu anda yemeğe hazır. Ondan sonra salata gibi doğranıyor, yeniliyor.